tear us apart and bury me all in my head alone. Calling your name, but only feel the cold. Selamünaleyküm arkadaşlar. Pinjans Turkey kanalına hepinize selamlar. Bugün kendi kümesimizdeyiz. Üşü Hamza var yanımda, ben Sefa. Ve bizdeki kuşları gösterelim dedik. Şöyle yavaştan gösterelim. Kendimizce de anlatalım. Evet. Selamünaleyküm arkadaşlar. Biz de dedik kendimizce böyle ufaktan böyle bir video yapalım. Ufaktan anlatalım. Çok bir bilgimiz yok ama bildiklerimiz kadarını aktarabiliriz. Kuşlarımızı da göstermiş oluruz. Bunlar anne oğul, eski baskalarda. Tabi nesil olarak biraz daha yeniye yakın. Çünkü erkeğin kafa yapısı biraz daha yuvarlak kafa dediğimiz kuşlardan. Annenin size eskisi olması gereken kafa yapılarından. Böyle gösterelim. Şöyle ışığa doğru tutarsan daha iyi görürüz. Şöyle içeride de yapalım. Daha böyle düz kafalı dediğimiz kuşlardan, eski kuşlardan. Şöyle kalemlerini gösterelim. Yavrusu da yuvarlak kafalı dediğimiz kuşlardan. Yani bilmeyenler için ufak böyle bir gösterim yapabiliriz. Evet arkadaşlar, bunlar eski nesil kuşlardan. Ama tabii ki de şimdilerde yuvarlak kafalı, kırma kafalı, bango kafalı kuşlar yapmaya çalıştıkları için kuşların neslini biraz ileriye taşıdılar diyelim. Nesillerini biraz değiştirdiler. O yüzden aralarındaki fark, eski nesil olması gereken baska kafası ve kendi bizzat oğlu yuvarlak kafalılardan. Evet, yavaştan diğer kuşlara geçelim. Diğer kuşları da geçelim. Evet arkadaşlar, bunlar da eski nesil çikolata baskalarda. Biri karamelli çikolata dediklerimizden, ikisi de dişidir. Diğeri daha koyu çikolata dediğimiz kuşlardan. Bayağı tüy girmiş. Bunların da evet, şu anda tüyde. Yaklaşık 2 yaşında bir dişi. Soldaki olan biraz daha genç ona nazaran. Bunlar da arkadaşlar dediğimiz gibi yine eski nesil kuşlardan. Kafa yapıları daha düz yapılı. Çoğunda da bunların da saz bulunmakta. Bunların kanı bozulmasın diye hiç bunlardan akbaş çıkartmaya çalışmıyorum. Aynı şekilde çoğunlukla sazlı olmasına özen gösteriyorum bunların. Akbaşları vurmuyorum bunları yeni nesil kuşlara. Kanını devam ettirebilmek için. Hatta şimdi yeni nesil yuvarlak kafalı diklerimiz kuşlardan. Bir de şunu atayım. Bu da yeni nesil yuvarlak kafalı dediğimiz kuşlardan. Bu çikolatamız da yine dişi. Üçü de dişidir. Yapı olarak zaten ayak yapıları, boy farkında kendiniz görebilirsiniz. Şöyle yaklaştıralım. Diğer eski nesil kuşlar daha böyle düz kafalı. Bu gösterdiğimiz biraz daha yuvarlak kafalı bir dişimiz. Ama tabi bacak yapısı olsun, diğerlerine nazaran daha böyle kısadır, minyon yapılıdır. Geniş göğsü, geniş gövdeli. Bunlar da çikolatalardan. Bir ön gösterim olsun arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bunlar da yeni nesli eskiye dayanan sarı kuşlarımızdan. Portakal ve sarılar. Bunların biraz da yaşı var. Erkek olan öndeki herhalde. Erkek olan öndeki. Dişi olan da yanındaki. Şu an biraz tüydeler. Bunların yaklaşık 5-6 yaşı vardır. Bunların da çok eskiye dayanıyor kanları. Bunlar benim amcamın eski kan kuşlarından. Şunlar da şöyle yavrularından 3 tanesini atalım yanlarına. Eşe gelmiş yavruları. 2 tanesi 2 yaşında, bir tanesi 1,5 yaşında. Bunlar da eski nesil sarılardan. Fark ettiyseniz zaten birisi düz kafalı. Ama yuvarlak kafalı da çıkıyor bunların altından.
Araya çünkü kan girildi. Biraz arkaya git bakayım. Evet arkadaşlar, bunlar da yeni nesil baskalardan. Kırmızı çam kanat dediğimiz kuşlardan. Şöyle biraz da üstten de gösterebilirsin. Yanındaki dişi genç bir dişi. Daha yeni eşe geliyor. Erkekte biraz eşi var. Yine yuvarlak kapalı dediğimiz kuşlardan. Bunlar daha çok yapma kuş arkadaşlar. Bunlardan her zaman istediğiniz verimli kuş alamayabilirsiniz. Kan tutturması da bir hali zordur, uğraşlıdır. Hatta erkeğinde bir tane şöyle yavrusunu alıyor. Kırmızı kalemle miski. Şöyle yandan da çek onu. Yapma kuş olduğu için arkadaşlar atlarından bu şekilde bu tarz kuşlar da gelebiliyor bu kuşların altından. Bunların da nesli daha yeni, modern zamanın baskalarından. Şu anda en çok tutulan kuşlardan. Evet, bunlar da bu şekilde arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu da bizim yapma dediğimiz baskı kuşlarından. Benim kümesimin en çok sevdiğim kuşlarından biridir. Önde gelenlerindendir. Bu kuşumu hiçbir kuşa değişmem. Eski versiyon kuşlardan. Bacak yapısı olsun, fizik yapısı olsun, kafa yapısı olsun. Yaklaşık da bu kuşun kanı bir 15-20 senelik bir kana dayanıyor. Çok eski bir kuşlardan. Hatta altından gelen şöyle bir tane kızını salalım. Bu da yine aynı erkeğin birebir kendi yavrularından. Fiziğiyle, kafa yapısıyla olsun, bacak yapısıyla olsun beğendiğim bir dişi kızlarından bir tanesi. Yaklaşık bu da 2 yaşında. Bu yuvarlak kafalarda biraz da arkadaşlar yaşta doldurdukça ve yavru baktıkça da özellikle yuvarlak kafaların birçoğuna veya yapma kuşlarda kafa daha böyle geri doğru çekmeye başlar. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Bunların yavruluk resimleri de var. Eğer bulabilirsek onları da başta koyarız, yavruluk resimlerini. Aradaki farkı kendiniz gözlerinizle görmüş olursunuz. Evet, mirolara geçtik. Evet arkadaşlar, yavaştan mirolara da geçtik. Daha tam miro değiller, mirocuklar öyle diyelim. Soldaki bunlar da yine arkadaşlar miro dediğimiz kuşlardan. Sarı çam kanatlıya da geçer. Miro da denir. Bu kuşlarda arkadaşlar yeni versiyon kuşlarda, yeni nesil baskalarda. Daha ikisi de bir yaşını tamamen doldurmadı kuşlar. Erkek yuvarlak kafalı, dişi biraz daha düz yapılı. Dişi de yine mirolardan çıkma sarı, portakal sarısı değildir. Bunları da göstermek istedik. Erkek daha kanatlarını yeni yapıyor. Şöyle biraz daha çekebilirsin. Devam edebiliriz. Şöyle. Evet arkadaşlar, bunlar da yine miro dediğimiz kuşlardan, sarı çam kanat dediğimiz kuşlardan. Daha yaşlarını doldurmamış kuşlar, bir yaşına gelmemiş kuşlar. Arkadaşlar bu kuşlarda yapma kuşlar olduğu için yaş ilerledikçe, tüy attıkça daha çok kanat renklerini vermeye başlıyorlar. Kanat doluluklarını arttırıyorlar. Bunlar yaklaşık bir 6-7 aylık kadarlar hemen hemen. Şöyle yavaştan böyle göğüs paslarını şöyle belli oluyor mu videoda? Halledeceğiz. Şöyle kanatları da olsun. Bunlar yeni yeni doldurmaya başlıyorlar kendilerini. Yeni işlemi yaptık bunları bu şekilde. Diğerlerine geçelim. Tamam. Evet arkadaşlar, bunlar da yine miro dediğimiz kuşlardan, sarı çam kanat dediğimiz kuşlardan. Bunlar da yine yeni nesil kuşlardan. Bunların az öncekilerden farkı vasıf olarak bunların tabi yaşı var biraz daha. Yaklaşık 2 yaşında bu kuşlar. Vasıf olarak vasıf dediğimiz şey nedir? Bacak yapısıdır, kafa yapısı olsun, kuyruk yapısı olsun, boy uzunluğu, boy kısalığı, gaga uzunluğu, gaga kısalığına bakılarak vasıflı kuşlar denir. Bunlar da vasıf olarak az önceki kuşlarına nazaran biraz daha üst segment kuşlar diyelim. Özellikle benim erkeği ben çok beğendiğim bir kuşumdur. Baskı kuşunda da şunu da belirtelim, üstten de çek. Böyle lekeleri olabilir.
Bu kuşların zaten ataları genelde bu tarz kuşlardır. Ama önemli olan altından ne geldiğidir. Şöyle örnek olarak da yavrularını salalım. Vasıflı eşlemelerde altlarından çıkanları da şöyle göstermiş olalım. Bu yavru anne babadan da güzel olacak. Soy takibini yaptığımız için altlarından gelenleri genelde biliyoruz. Ondan ötürü. Anne babadan daha üst segment bir yavru olacak nasipse. Şuraya doğru. Şöyle biraz daha şıkla göstereyim. Anne babadan kaçıyor. Anne babadan 15 gün kadar oldu anne babadan kesileri. Bunları neden kanat kuyruklarını kesiyorsun? Bunların kanat kuyruk kesmemin sebebi gelişimini daha iyi yapabilmeleri için. Ondan ötürü, ondan sebeptir kesiyorum. Makaslıyorum. Genelde yavrularımın birçoğunu kanat kuyruklarını makaslıyorum. Çünkü yavru gelişirken vücut büyümesini kanat ve kuyruğa gittiği için birçoğu. Ondan dolayı böyle erkenden, ufakken makaslıyorum. Gelişimini daha iyi yapabilsin diye. Aynı zamanda zaten şöyle göstereyim balık yağları ve yavru haplarıyla birlikte takviyeleri de var. Onlarla birlikte destekliyoruz hayvanlarımızı. Kapatalım. Anne babanın yine yavruları var. Yavrudan kaldırdık. Kapatalım. Devam. Evet arkadaşlar. Bunlar da yine Miro kuşlarından çıkardığımız yavrulardan. Sarı olan erkek arkadaki dişimiz paslı Miski Miro dediğimiz kuşlardan. Ama tabi altından dolu kuşlar geliyor. Daha kendinden daha dolu kuşlar geldiği için bu şekilde eşleme yaptık. Arkadaşlar bu tarz eşlemelerde de yavrunun kaplama dediğimiz Miro kaplama dediğimiz kuşlardan daha üst segmentini çıkartabilmek için kendi elimdeki kanlardan ötürü bunu diyorum. Herkese farklı kuş çıkabilir. Herkesin yavru aldığı kuş farklı olabilir. Bunları yapma kuş olduğu için. Ben de bu kuşların altından gelen yavruyu daha dolu, anneden daha dolusunu çıkartabilmek için bu tarz bir eşleme yapıyorum. Bu erkeklik yavrum da gene vasıf olarak benim çok beğendiğim yavrulardan. Kafa yapısı, fizik yapısı, bacak yapısı, bacak aralığı olsun. Bu da az önce gösterdiğimiz bir önceki videodaki erkeğin öz oğludur. Bunu da kendime şahsıma ayırdığım yavrulardan. Bunların tabi devamı var ama bu erkek özellikle çok beğendiğim yavrum. Bu şekilde. Bir tanem var. Yaklaştır biraz da. Evet arkadaşlar bu da yine az önceki Miro dediğimiz kuşlardan genç bir kızımız. Gördüğünüz üzere pası olsun, kanatlar olsun daha yeni doldurmakta. Daha doluları da var arkadaşlar. Onları da ilerleyen zamanlarda zamanımız olursa çekeceğiz. Şimdilik biraz daha alt segmentteki kuşlardan çekelim dedik. Biraz pusuyor. Yavaş yavaş bu şekilde. Önce bu şekilde patlıyorlar renk olarak. Ondan sonra bu kanat doluluklarını arttırmaya başlıyorlar. Şöyle göstereyim. Şu şekilde. Gördüğünüz gibi omuz başlardan itibaren ilerledikçe daha çok kanat doluluklarını, kanat sarılıklarını arttırıyorlar. Şöyle göğsünü de gösterelim. Bunlar biraz zahmetli kuşlar arkadaşlar. Bunlar direkt yavruluktan kaplama çıkanlar nadir oluyor. O yüzden önce bu şekilde çıkıyorlar. Sonra devamı gelmeye başlıyor. Evet arkadaşlar bu kuşlar da yine kan ve soy olarak yine 15-20 senelik bir kana dayanıyor bu kuşların kanı. Yuvarlak ve yapma dediğimiz kuşlardan. Kanları yine eskiye dayanıyor bunların da. Özellikle mavi olan benim favori kuşlarım. Şöyle kanatlarımı düzelteyim. En çok beğendiğim kuşlarımdandır vasıf olarak. Benim nazarımda üç seviye kuşlardan vasıf bakımından. Yandaki de gene dişilerden. Bu da vasıf olarak beğendiğim kuşlardan. Bunlar eski boz kınalı dediğimiz kuşlardan. Şimdilerde kırmızı çam kanatlı diyorlar.
Ama eskiden boz kınalı derlerdi. Bu şekilde. Bu kuşlarda yine eski vasıflı dediğimiz kuşlardan. Şöyle kafayı da yakından çekebilirsin. Evet arkadaşlar, şu bacak aralıklarını da yakından çekebilirsin. Zaten videolarda da izlerseniz fark edecekseniz kuşların vasıflarını veya bacak yapılarını, yüksekliğini, alçaklığını. Bu tarz dediğimiz kuşlar diğerlerinden biraz daha farklıdır. Onlar daha yüksek olur, biraz daha kalıplı olur. Bunlar daha basit, daha minyon dediğimiz kuşlardan. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Görüşmek üzere. Elimizde çok fazla kuş var ama yalnız zamanımız yok. Yaklaşık burada 7 tane kümes var bende. Ondan ötürü bir işimiz de var. Dolayısıyla şimdilik bu kadar arkadaşlar. Hepinize teşekkür ediyorum.